Hemen yönetmen arkadaşım uyardı beni patlama anına ilişkin. Ozan görüntüleri ekrana çekti. Bakın şu an gelen güvenlik kamerası görüntüleri hemen patlamanın gerçekleştiği apartmanın karşı dairesinden, karşı tarafından geliyor. O ana ilişkin görüntülerde ilk etapta aslında birinci katlarda bakın nasıl bir infilakın olduğunu görüyoruz. Yan daireden, yan taraftan çıkanlar var. Koşarak orayı terk edenler var. Muhtemelen bir çay ocağı ve benzeri bir dükkan var orada. Ve oradan çıkanları da o dumanın ardından panikle koşuşturan vatandaşları da görüyoruz biz bu patlama anına ilişkin görüntülerde. Neler oldu? Bir doğalgaz patlaması dedik. 6 katlı bir apartmanda yaklaşık olarak 4. kata denk gelen bir yükseklikte bir dairede gerçekleşti. Doğalgaz patlaması, patlamanın hemen ardından bir duman var. Ve dumanın ardından da o bölgeden uzaklaşmaya çalışan onlarca vatandaş var. Bakın panik halinde koşturuyorlar. Tam da biz bu görüntüleri izlerken hemen bölgeye gidelim. Demirören Haber Ajansı muhabiri Murat Sandıkçı bizimle birlikte. Murat Sandıkçı, son durum nedir? Aktarır mısınız bize? Evet, maalesef bir kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı Çorum'daki patlamada şu an bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Mahalle büyük bir bölümü tamamen boşaltıldı. Çünkü patlama sadece meydana geldiği binada değil, yanındaki ve çevresindeki binalara da hasar verdi. İş yerleri, park halindeki otomobiller ve çevredeki binalar ciddi hasar gördü. Binanın içerisinde şu anda arama çalışmaları yapılıyor. Çünkü bazı bölümlerinde yıkıntıların olduğu, çökmelerin olduğu belirtiliyor. İçeride kalan var mı, yok mu? Ekipler şu anda onları tarıyor ve kontrol ediyor. Şu anda dediğim gibi bölgede gaz da kesildi, doğal gaz da kesildi. Tedbirler alındı şu anda. Mahalle boşaltıldı. Biz de çemberin dışındayız. Bölgeye yaklaştırılmıyoruz. Çünkü dediğim gibi binanın bazı bölümlerinde yıkılmalar mevcut, çökmeler mevcut. Daha büyük bir tehlike oluşmaması adına bölge geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Yine tekrar edelim. Maalesef bir kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Peki yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi var mı, bir veri var mı Murat Sandıkçı elinizde? Şöyle söyleniyor tabii, biz de yetkililerden aldığımız bilgi bu. İki kişinin durumunun ağır olduğu, diğerlerin nispeten biraz daha iyi olduğu belirtiliyor. Ama iki kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. İki kişinin durumunun ağır olduğu, geriye kalan 14 yaralının tedavilerinin devam ettiğini aktarıyor Demirören Haber Ajansı'ndan Murat Sandıkçı bize. Murat Sandıkçı, son olarak şunu sorabilir miyim acaba? Şimdi doğal gaz patlaması diyoruz, bu kesin, ama neyden kaynaklanan bir sorun var? Buna ilişkin hiçbir ön incelemeye ilişkin bir detay var mı elimizde? Örnek veriyorum, gaz sıkışması mı yoksa bir denetim eksikliği mi var vesaire? Ya şu anda itfaiye ekiplerinden aldığımız bilgi gaz sıkışması. Tabii detaylar daha sonra belirlenecektir. Çünkü içeride çalışmalar sürüyor. Hem hasar tespit çalışması yapılıyor, hem patlamanın kaynağı araştırılıyor. Ama itfaiye ekiplerinden aldığımız bilgi bir gaz sıkışması olduğu yönünde. Hala bölgede çalışmalar var değil mi? Biz bu arada bütün ajanslardan gelen bilgilere bakıyoruz, görüntülere bakıyoruz, ama şu an için sizin oraya gitmenizi engelleyen bir bariyer var anladığım kadarıyla. Evet. Sokakta ve çevredeki çalışmalar, denetimler ne durumda? Bir kez daha rica edelim sizden. Şu anda bölge tamamen boşaltılmış durumda. Güvenlik bariyeri, güvenlik çemberi oluşturuldu. İçeriye kimse alınmıyor güvenlik amacıyla. Ekiplerin içerideki çalışmaları sürüyor. Çünkü biraz önce de bahsettim, binanın bazı bölümlerinde çökme meydana gelmiş. İçeride başka insan var mı yok mu, hem o araştırılıyor, hem de olumsuz bir duruma karşı tedbirler alınmış durumda. Şimdi bizim mesela kameradaki kameraya yansıyan görüntülerde gözlemlediğimiz birinci katlar neredeyse tuz buz olmuş. Yani camlar, çerçeveler hepsi yıkılmış Murat Sandıkçı. Evet. Özellikle esnaftan konuşabildiğiniz, görüşebildiğiniz birileri oldu mu? Bu patlamada hasarın çok yüksek olduğu gözlemleniyor kameradan bakıldığında. Siz neler gözlemlediniz?
Evet, gerçekten çok büyük bir patlama olduğu söyleniyor. Tabii pazar günü olması nedeniyle binaların altındaki dükkanların büyük bir bölümü kapalı. Bugün bu da bir şans mı diyelim artık. Gerçekten çok büyük bir şans. Bu da önemli bir şans. Dediğim gibi büyük bir patlama oldu. Sanki teşbihatı olmasın, bir bomba atılmış gibi bir patlama olduğu söyleniyor. Hem meydana gelen patlamanın meydana geldiği binada hem de çevredeki diğer binalara da sıçraması, görüntülere yansıyan kameralara yansıyan görüntülerde de gördüğünüz gibi patlamanın şiddetini buradan da anlayabiliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Murat Sandıkçı, Demirören Haber Ajansı'ndan bize aktardı olay yerine ilişkin detayları. Ben bir kez daha Murat Sandıkçı'nın ifadesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğinin altını çizmek istiyorum. Vali Ali Çangan'ın açıklamasıyla paralel olarak ve ikisi ağır olmak üzere 16 yaralı var. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin, kaybeden kişinin ailesine de başsağlığı diliyoruz.